Herkese merhaba. Umarım keyifler yerindedir. Bu videoda size güneşin enerjisini nereden elde ettiğine dair bilgiler vermeye çalıştım. Umarım beğenirsiniz. Buna benzer videoları izlemek için lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Güneş yaklaşık 4,5 milyar yaşında olup dünyanın var olduğu günden bugüne kadar gerçekleşmiş bütün olaylarda hem enerji kaynağı olmuş hem de bu olaylara tanıklık etmiştir. Peki bu kadar zaman boyunca güneş hiç durmadan enerji yaymaya nasıl devam etmektedir? Bunu anlamak için önce güneş hakkında bazı bilgileri biliyor olmamız gerekiyor. 4,5 milyar yıl önce yıldızlar arası tozlar ve gaz bulutları kütle çekiminin etkisiyle birbiri etrafında dönmeye başlamış, döndükçe ısınmış ve ısındıkça daha şiddetli birbirlerini çekmişlerdir ve güneşin oluşumu bu şekilde başlamıştır. Güneşin içinde gazlardan oluşan fakat yüksek basıncın etkisiyle sıvı gibi de davranan hidrojen, helyum, karbon, nitrojen ve oksijen atomları bulunmaktadır. Bu atomların hepsi basınç ve sıcaklığın etkisiyle sıvı gibi davranırlar fakat gaz formundadırlar. Buna plazma formu denir ve dünyada bu formu görmek mümkün değildir. Plazma formu maddenin dördüncü halidir ve elde edilmesi için Güneş'teki gibi özel şartlar gerekmektedir. Güneş'in bu ateşli doğasını ayakta tutan iki önemli fizik kanunu vardır. Birincisi yer çekimi kuvveti, ikincisi ise manyetik alan kuvvetidir. Bu iki kuvvetin birbirini nasıl dengelediğini daha iyi anlayabilmek için önce Güneş'in katmanlarına göz atmalıyız. Güneş'in katmanları korona, kromosfer, fotosfer, konvektif alan, radyoaktif alan ve çekirdektir. Atom oranlarına baktığımız zaman ise Güneş'in %91'i hidrojenden, %8.9'u helyumdan, binde biri ağır elementlerden oluşmaktadır. Çekirdek katmanı bütün bu katmanların en önemlisidir. Güneş'e hayat veren radyoaktif, atomik ve manyetik olayların %99.9'u çekirdek katmanında meydana gelir. Bu katman dünyanın çapının 16.000 katı büyüklüğündedir ve sıcaklığı yaklaşık olarak 15 milyon santigrat derecedir. Ayrıca çekirdekteki basınç ise yeryüzünde deniz seviyesindeki basınçın yaklaşık olarak 286 milyar katıdır. İnanılmaz değil mi? Güneş'in çapı dünyanın çapının yaklaşık 109 katı büyüklüğündedir ve 1,5 milyon kilometreye ulaşmaktadır. Kütlesi ise Güneş sisteminin %99.8'ini kaplamaktadır. Ağırlığı ise dünyanın ağırlığının yaklaşık 300 bin katıdır. Bu büyüklüklerle Güneş sisteminin %99.8'ini kaplayan Güneş, evrendeki diğer yıldızlarla kıyaslandığında cüce yıldız kategorisinde kalmaktadır. Bütün bu bilgileri öğrendikten sonra Güneş'in nasıl ısı ve ışık kaynağı olduğunu araştırmaya geçelim. Hatırlarsanız bir önceki videomda Güneş'in İnsanlığın varoluşundan bugüne kadar kullanmış olduğu enerjiden çok daha fazlasını bir saniye kadar kısa bir sürede uzaya yaydığından bahsetmiştik. Peki nasıl oluyor da Güneş bu kadar kısa sürede bu kadar büyük enerjiyi uzaya sürekli olarak yayabiliyor? Bu görmüş olduğunuz görüntü bir atom bombası görüntüsüdür. Güneş'teki reaksiyonun bir benzeri olarak yeryüzünde kontrollü şekilde patlatılmıştır. Atom bombalarının ne derece yıkıcı olduğunu 2. Dünya Savaşı'nda Amerika Japonya'ya kullandıktan sonra tüm dünya olarak acı bir şekilde öğrendik. Bir de hidrojen bombaları vardır ki tahribat gücü kullanılmış atom bombalarının 10 katı büyüklüğünde ve bir tanesi bile kullanılsa Avrupa'yı tamamen yerle bir edecek güçtedir. Bir tanesinin bile Avrupa kıtasını yok edebilecek güçte olduğu bu hidrojen bombasının 10 milyar adetinin her saniye Güneş'in çekirdeğinde patladığını hayal edin. İşte Güneş'in çekirdeğinde meydana gelen olay kimyasal, atomik ve manyetik olarak işte tam olarak budur. Güneş'in çekirdeğinde meydana gelen bu olaydan sonra oluşan ısı ve ışık Güneş'in dış yüzeylerine doğru hareket etmeye başlar. Güneş'teki yüksek basınç ve sıcaklıktan dolayı çekirdeğinde hidrojen atomları birbirleriyle etkileşime girerek füzyon reaksiyonu oluşturur ve karşılığında helyum atomuna dönüşür.
aynı yüklü atomların birbirini ittiğini bilmekteyiz. Pozitif yüklü iki hidrojen atomunun da birbirini itmesi gerekirken Güneş'in çekirdeğindeki basınç ve sıcaklık o kadar yüksektir ki bu iki atom birbirini itecek zaman bulamaz ve bazen birbirleriyle çarpışırlar. Bu çarpışma sonucu enerji açığa çıkar. Her saniye Güneş 600 milyon ton hidrojeni helyuma çevirir. Ekranda iki hidrojen atomunun normal şartlarda birbiriyle nasıl etkileşime girdiğini görüyorsunuz. İki pozitif yüklü atom birbirine yaklaştığı zaman birbirini itmektedir. Fakat Güneş'teki basınç o kadar yüksektir ki bu iki atom birbirini itemez ve birbiriyle kaynaşır. Bu arada kendilerinde bulunan enerjiyi açığa çıkararak ışık ve ısı olarak uzaya yayarlar. Burada da iki hidrojen atomundan helyum atomunun nasıl füzyonla meydana geldiğini göreceğiz. İlk önce elimizdeki iki hidrojen atomunu birbiriyle çarpıştırıyoruz ve enerji açığa çıkıyor. Bu sırada hidrojen atomlarından bir tanesi elektron ve pozitronunu vererek nötrona dönüşüyor. Daha sonra basınçtan bir proton daha bunlarla kaynaşıyor ve yine bir enerji açığa çıkıyor. Elimizde bir nötron, iki protonlu bir atom oluştu. Aynı şekilde birleşmiş başka bir atomda gelip çarpıştığı zaman iki tane proton salınıyor ve ortaya helyum atomu çıkmış oluyor. Meydana gelen bu reaksiyonlar sonucunda inanılmaz derecede ısı ve enerji uzaya saçılıyor. Uzaya saçılan bu enerjiden sadece 1 milyarda 45'i dünyaya ulaşmaktadır. Meydana gelen bu füzyon reaksiyonu sonucunda hidrojen atomları helyuma dönüşür. Sonuç olarak da ortaya radyasyon, elektrik, solar rüzgarlar ve ışık olarak enerji açığa çıkar. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomdan keyif almışsınızdır. Bu ve benzeri keyifli videolar izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum. İzlediğiniz için çok teşekkürler.